Zeytinyağı ile ilerleyelim. Sonra yerel gazetelere de bakalım. Memleketteki haberler, yerel gazeteler, onlar ne düşünüyor? Tüm bu olup bitenlerle ilgili manşete yansıyanları nedir aktaracağız. Zeytinyağındaki o tahşişe, yani o sahtekarlığa bir kere dikkat etmemiz gerekiyor. Ucuz diye satılıyor. Acaba o bir zeytinyağı mı değil mi? Sağlığımızdan da olmayalım. Önemli bir bilgi, önemli bir haber. Ha, sızma değil benimkisi. Sızmalar çok pahalı canım. Ben onu kullanmıyorum zaten. Zeytinyağı kullanmıyorum. Neden? Fiyatından dolayı. En son ne zaman aldın? Belki bir sene. Dar gelirli zeytinyağının tadını unuttu. Kuraklık en çok İspanya ve İtalya'yı vurdu. Olan Türkiye'deki tüketiciye oldu. Fiyatlar arttı. İhracat yasağındaysa geç kalındı. Özellikle İspanyol firmaları, İtalyan firmaları gelip Türkiye'de zeytinyağı almaya başladılar ve burada fabrika kiralayarak, orada işleyerek bunu buradan göndermeye başladı. İhracat bu şekilde ciddi olarak arttı. 1 Ağustos 1 Kasım arası zeytinyağı ihracatı yasaklandı. Çünkü Türkiye'de de kuraklık hakim ve maliyetler yüksek. Fiyatların daha da artmasının önüne geçilmek istendi. Edremit Ticaret Borsası'na göre üreticide geçen yıl 50 lira olan zeytinyağı bugün 160 lira. Marketlerde ise geçen yıl 70 liraydı litresi, artık en az 250 lira. 5 litrelik zeytinyağı görmekse zor. 5 litrelik zeytinyağı fiyatı 900 lira ile 1500 lira arasında değişiyor. Bu markette fiyatı gösteremiyorum çünkü birçok yerel markette artık 5 litrelik zeytinyağı satışı bulunmuyor bile. Onun yerine böyle küçük şişelerde 250 milimlik zeytinyağlar var. Onların da fiyatı 90 liraya kadar çıkıyor. Fiyat arttıkça ambalajları küçültüyor. Ambalaj küçültülerek aslında fiyatta hani alabileceği bir noktaya getiriyor. Geçen sene Akhisar'da bir tanıdığımız vardı. O getirdi köyden. Ondan aldık. Başka da aldım hatırlamıyorum. En son ne zaman zeytinyağı aldınız? Vallahi Ramazan'dan aldım. Kurbana kadar gitti yani, bayağı gitti o. 2022'de Türkiye'de zeytinyağı üretiminde rekor kırılmıştı. Bu sene kuraklık Türkiye'de de etkili oldu. Üstüne yüksek maliyetler de eklenince ihracat yasağı fiyatları düşürmeye yetmedi. Üretimi arttırırsak hem ihracat yapabiliriz hem de içeride daha fazla tüketici zeytinyağı alabilir noktaya gelebilir. En son ben Antep'ten getirdim de şimdi alınmıyor, öyle bir de yok diyor adam. Ben alamıyorum şu an.